Diyelim ki burada bir miktar kloroeten var. Buna bir kloro et bir en dememize gerek yok. Çünkü kloroeteni zaten tek bir şekilde çizebiliyoruz. Kloroetenin yaygın adı ise vinil klorürdür. Diyelim ki elimizde hidrojen klorürle karışmış halde bir miktar kloroeten molekülleri var. Klor atomu için tüm değerlik elektronlar bunlar ve hidrojen atomunun paylaştığı ufak elektronu da mor yapalım. Burada gerçekleşmesi muhtemel olan şey nedir? Belki bu karbonlardan biri elektron vermek istiyordur. Bu elektron da haliyle hidrojene gider. Çünkü zaten klor tarafından alıkonmuş. Yani bu hidrojen kısmi pozitif yüklü. Klorsa kısmi negatif yüklü. Bu elektron hidrojene tutunuyordur. Bu elektronsa klor tarafından alıkonmuştur. Bu karbonlardan hangisinin elektron vermeye daha yatkın olduğuna karar verecek olsaydık hangisinin elektronlarını paylaşabileceği yapılara bağlı olduğuna bakmamız gerekirdi. Bu karbon yalnızca hidrojenlere bağlı. Yani her birinin elektronunu zaten almış durumda ve paylaşılacak elektron yok. Bu karbonsa klora bağlı ve klorun bir miktar değerlik elektronu var. O zaman bu karbon karbokatyona dönüşseydi klor bu karbonla biraz elektron paylaşabilirdi. Yani bu karbon bir elektron kaybeder, bu karbonsa bu hidrojenle bağ oluşturur. Çizelim mi? Bu karbonun elektronunun buradaki mavi şey olduğunu varsayalım. Elektron hidrojene gider, hidrojenin mor elektronu da klora gider. Bu olması muhtemel bir mekanizma. Peki bu olduktan sonra ne olur? Buradaki karbon iki hidrojene bağlıydı. Elektronunu kaybetmiş olan karbonla şimdi tek bağ kuracak. O karbonda bir hidrojen ve klora bağlı. Soldaki karbonsa artık bir hidrojene daha bağlı. Bu mavi elektron hidrojene gitmişti ve aradaki bağı sağlayan unsur olmuştu. Bu ufak mavi elektron bu bağın ucunda ve artık hidrojenin elektronu. Mor renkli elektronsa klora gitti ve klor artık negatif iyon oldu. O yüzden artık ona klorür diyeceğiz. Standart olarak 7 değerlik elektronu vardır. Fakat şimdi hidrojenden mor elektronu aldı ve artık 8 tane değerlik elektronu var bir elektron kazandığı için artık eksi yüklü. Buradaki karbonsa bir elektron kaybetti yani artık pozitif yüklü. Bu durumda beklenen durum ne olur dersiniz? Bu karbon klorürden bir elektron alacak ki bu gayet mantıklı. Fakat burada ayrıca bir miktar kloro eten de var. O zaman bir tane buraya hemen yapıştıralım. Karbon bu klorür iyonundan bir elektron alabileceği gibi buradaki karbonu da alabilir. Hatırlayın, bu sağdaki karbon tıpkı buradaki karbon gibi elektronunu kaybetmek için çok fazla miktarda enerjiye ihtiyaç duymaz. Bağlı olduğu atomlara bakarsak onlar karbonla bir şeyler paylaşmaya zaten istekliler. Belki de bu karbon klorür iyonunun aksine elektronunu kaybetmeye razıdır. Buradaki bağın ucunu yeşille çizelim. Bu kısım gidip bu karbonla bağ oluşturur. İşte şöyle uzun bir bağımız olur. Bu karbon bu karbona bağlanır. Böylece bu elektronu ona verir. Ardından ne olur? Hemen bakalım. Şimdi bu yapıyı kopyalayıp yapıştıralım. Tam olmadı. Baştan seçelim. Tamamdır. Kopyala ve yapıştır. İşte oldu. Sildiklerimi yeniden çizeyim ki daha sonra onları da kopyalayıp yapıştırabileyim. Bu elektron karbokatyona gitmişti ama o artık karbokatyon değil. Bu artı yükü silelim çünkü artık bir elektron kazandı. Buradaki yeşil elektronu aldı. Buraya çizelim. Şimdi bu karbonla bağ kurdu. Bunu da mavi yapalım. Hangi karbondan bahsettiğimizi anlayalım. Bir bağ oluştu ve bu bağ artık bu karbona geçti. Çünkü elektron da onunla birlikte gitti. Artık bu bağ bu maviyle altını çizdiğimiz karbonla olan bağ. İki hidrojene bağlıydı. İşte böyle. Artık bu karbonla arasında tek bağ var. O da buradaki hidrojen ve klora bağlı. Elektronunu kaybettiği için de artık pozitif yüklü. Buradaki düzene bakacak olursanız buradakine çok benziyor ama tabi karışıma bir tane daha vinil klorür eklemiş olduk. Eklediğimiz yapıdaki karbon elektronunu kaybetti ve artık karbokatyon oldu. Peki şimdi ne olabilir? Artık etrafta bu vinil klorürden daha fazla var o zaman bir vinil klorür daha çizelim. Bir karbon, bir hidrojen, bir hidrojenimiz daha var. Çift bağ bir karbon, hidrojen ve klor. Bunu kopyalayıp yapıştıralım. Bunun nereye varabileceğini eminim tahmin ediyorsunuz. Kopyalayalım evet. Şimdilik böyle kalsın. Peki şimdi ne olacak? Bu karbona buna elektron verip bir bağ oluşturabilir veya aynı süreç tekrar tekrar gerçekleşebilir. Hemen gösterelim. Bu elektron buradaki karbokatyona verilebilir. Şöyle gösterelim. Ardından ne olur? Şimdi sola geçelim. Dediğim gibi ilk molekülümüz burada. Bu ise artık buna bağlı. Buradaki karbon bu çizdiğim karbon olacak ve artık bu soldaki karbona bağlı. Yani turuncu elektron artık pozitif yüklü olan bu karbona verildi. İsterseniz biraz daha düzgün çizeyim. Karbon burada, arada bağ var. Artık turuncu elektron burada ve karbon pozitif yüklü değil. O yüzden yükü siliyoruz. Karbonun artık tüm değerlik elektronları kendisinde mevcut. Buradaki karbon iki hidrojene bağlı ve elektronunu kaybeden karbonla tek bağlı. Hidrojen ve klorürü de unutmayalım. Elektronunu kaybettiği için o artık bir karbokatyon. Bence artık süreci anladınız. Bu vinil klorür zincirine ekleme yapmaya devam edebiliriz. Bu süreç eğer durmadan devam etseydi şu şekilde yapabilirdik. Bakalım ne kadar güzel çizeceğim. Bu bir CH3. H3C olarak yeniden yazdım. Ardından CH grubuna bağlı, o da klora bağlı. Molekülde bu kadar ilerledik. Tekrarlayan kısma bakalım. Buradaki parça tekrarlamaya devam edecek. Ben yalnızca bir tanesini çizeceğim. Mesela burada bir CH2'miz var. İşte burası bu da bir CH'a bağlı. O da klora bağlı. Buradaki parça sürekli kendini tekrar edecek. Hatta bu süreç milyonlarca defa gerçekleşebilir. Biz burada yalnızca 2 veya 3 kere yaptık. Bu durum milyonlarca kez gerçekleşerek süper güçlü bir zincir veya polimer oluşturabilir. Bu videoda biz de aslında bir polimeri gösteriyoruz. Eminim daha önce onunla karşılaşmışsınızdır. Hatta emin olun evinizde bir yerlerde şu anda bir miktar polimer mutlaka vardır. Devam edelim. CH2, CH, Cl. Karbokatyon olarak çizdik fakat belki tüm vinil klorür moleküllerimiz bitmiştir. Son olarak tüm bunlardan sonra bu son elemanın elektron alacağı vinil klorür molekülü kalmadığı için elektronunu klordan alır. Bunun defalarca gerçekleştiğini hayal edebilirsiniz. Defalarca tekrarlandıktan sonra nihayet bu klordaki elektronlardan bir tanesi son karbokatyona gider. Çünkü vinil klorür kalmamıştır. Ardından buradaki klora bağlanır. Bu defalarca tekrarlanabilir demiştik. Bunu göstermek için buraya bir n yazabiliriz. Kaç defa tekrar ettiğini biliyorsak, mesela burada 1000 tane molekül olduğunu biliyorsak 1000 yazabiliriz. Ama kısaca buna polimer deniyor. Hemen yazıyorum. Polimer. Buradaki molekülün adına gelirsek bu birimlerin her biri vinil klorür değil mi? Vinil klorür. Bunun resmi adı kloroeten. Fakat insanlar buna genelde vinil klorür diyor. Bu bir polimer olduğu için elimizde fazla sayıda molekül var. O yüzden önüne poli ekini ekliyoruz. Buradaki molekülün adı polivinil klorür veya kısaca PVC. PVC boruları muhtemelen duymuşsunuzdur. Tesisat işlerinde çoğunlukla bunlar kullanılır. İşte o plastik boruların malzemesi PVC yani polivinil klorür.